Hepinize merhabalar, videoma hoş geldiniz. Bu videoda arkadaşlar The Post kanalında daha önce bir tane, hatta birkaç tane şakalarına bakmıştık sizle beraber. Bu sefer şöyle bir içeriklerin olduğunu fark ettim. Uzun zamandır bakamamıştım. Sosyal deney tarzında içerikleri olduğunu fark ettim ve ben gereksiz şeylere duygusallaşan bir insanım. Benim için zor olabilir bunu izlemesi. Bu arada bir önceki videoda fark ettiyseniz babamın durumunu söylemişim size. Birkaç kez hastaneye git gel yapıyorum ve bu hafta da yapacağım büyük ihtimalle. O yüzden şu an fazla kanalı videosuz bırakmak istemiyorum. Hepsini birleştirince böyle bir şey yapmak çok mantıklı geldi bana. O zaman hemen başlayalım. Param yok, bana bunu alır mısınız sosyal deneyi? Ve bu arada The Post kanalına abone değilseniz de aşağıdan açıklamaya koyacağım. Şuradan info karttan da buralardan her yerden çıkabilir. Her yerden her şey çıkabilir. Oradan da tıklayıp onlara da abone olursanız çok sevinirim. Başlıyoruz. Bir şey isteyebilir miyim sizden ya? Ne abi? Bu makarnayı almaya durumum yok da bana bu makarnayı alabilir misiniz acaba? Nerede çıktı abi bu ya? Param yetmiyor. Bana alabilir misiniz? Tamam. Paramda eksik var da birazcık. Söyle bakma, bir yardımcı olamayacağım. Karne alacak param yok. Yani bunu bana alabilir misiniz? Tamam, çok teşekkür ederim. Sanırım 2 liraydı. Çok teşekkür ederim. Bunu alma şansınız var mı bana? Kaç para o? 1 lira 50 kuruş. 1 lira 50 kuruş yok mu? Yok maalesef. Çok teşekkür ederim. Buna ihtiyacım var. Bunu bana alabilir misiniz acaba? Tabii, alalım. Ya hiç param kalmadı. Sanırım 1 liraydı. Kutarsınız. Tamam, çok teşekkür ederim. Rica ederim. Sağ olun. Öğrenciyim de, evet. Gerçekten mi? Çok güzel. Ben parasını vereyim, siz gidin alın. Niye? Ne zaman çıkacağımız belli değil çünkü. Çok teşekkür ederim. Yani. Aldın mı sana süt oradan? Süt mü alacaksın? Aha. Sağ ol abi. Ne kadarmış? Hatta ben vereyim sana. 1 lira 25 kuruş. Belki ilk baştaki insanlar da yanlış anlamıştır. Hani çok teşekkür kasaya ederim. Onunla çok beraber gidecek diye beklemesin diye demiştir, bilmiyorum. Olur. Çok teşekkür ederim. Yani benim mi olsun bu? O zaman ben sizi sonradan bulup ben... Yok, gerek yok. Ya. Bunu bana alabilir misiniz? Olur. Çünkü karnım açta. Bunu yemek istiyorum ben de. Olur. Bunu bana alabilir misiniz? Tamam. Ne kadar? 2,5 lira. Bugün makarna yiyeceğim de param da yok. Ben vereyim ne kadar? 1 lira 50 kuruş. Yani çoğunluğu böyle şey diyemiyor. Çok teşekkür ederim. Ama alacak param yok, hani yardım edebilir misiniz bana? Şimdi sen öğrencisin, hangi okulda? Ha? Üniversitede. Nişantaşı Üniversitesi. Hem özel okulda. Yalnız çok fenaymış bu. Adam çok direkt sorgulamaya geçti. Ben de bak böyle ayakkabıya falan bakıyorum. Düzgün mü? Teşekkür ederim. Ya kaydettiniz mi? Aha, evet. Çok... Her şeyi yayınlatacak. YouTube kanalımız var bizim. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Çok ince bir davranışta. Çok sağ olun. Rica ederim. Ne demek? O bizim insanlık hali yani. Olabilir, alamazsınız. Doğru bir şey yani. Çok sağ olun. Sosyallerim. Biz sosyal deney çekiyorduk bu arada. Çok teşekkür ederim. Sosyal deney çekiyorduk da abi. Ya. Teşekkür ederim güzel tepkiler. Gerçekten kimse Türk halkımızın aç bırakmaz herhalde Türkiye'de. Göstermek böyle isterim. Bir yanımız var bizim toplum olarak. Ve büyük ihtimalle başka çok toplulukları çok tanımasam bile biz çok destek olmayı seviyoruz birbirimize bence. Her ne kadar çok sağ olun, çok bazen gereksiz sağ birbirimize sağ böyle şey olsak da. Açıkçası yani çoğunluğu, tabii videodaki çoğunluk insan bu sosyal deneydeki çok normal karşıladı. Hani olabilir deyip direkt yardım etmek istedi ve bu aslında çoğunluk sayı çoğunlukla yani burada dediğim gibi videoda gözüktüğü kadar. O yüzden çok yardım etmeyi seven bir toplumuz bence. Zaten bu misafirperver olaylar olsun, işte aç kalmasın, şöyle yapsın, böyle yapsın şeklinde. Bence toplum olarak çok çok iyi bir şekilde birbirimize böyle durumlarda destek olabiliyoruz. Bu çok güzel bir şey. Ben en çok bunu merak ediyordum. Fakir olup emekçilerden yardım açma, istemek. Bir tanesini alabilir miyim ya? Açma vereyim mi? Açma mı? Yok abi sağ ol ya, çok teşekkür ederim. Bir de açma vereyim sana. Bir de ayran vereyim. Bana sıcak bir çay verme şansınız var mı? Yarım da olur. Hiç düşünmüyorlar yani, hiç hayır demiyorlar. Ben bir param yok da.
Olur abi. Şeker atayım mı diyorsun? Yani hiç önemi yok onun orada aslında kazandığı paranın. Efendim? Helal olsun. Param kalmadı da hiç. Bir tane simit alsam çok sağ ol abi yani. Verirsen çok mutlu olurum. O ne abi? Börek mi? Börek abi de var. Abi çok sağ ol. Peynir al üstüne gel. Abi çok sağ ol. Teşekkür ederim. Abi karnım açtı. 1 liranız var mı? 1 lira. Çok sağ ol abi. Abi benim karnım açtı. 1 lira var mı ya? 1 lira alsam. Bir şeyler yiyeyim. Çok sağ ol abi. Bir simit verme şansım var mı? Durumum yok da alamıyorum. Çok teşekkür ederim abi. Çok sağ ol. Bana bir simit verme şansınız var mı? Çok teşekkür ederim abi. Çok sağ ol. Yemek yiyeceğim. Benim karnım çok aç abi. Sana lazım değil mi? Tamam abi sağ ol. Yok abi hepsini almayayım ya. Birazını vereyim. Benim mi olsun? Tamam abi. Hiç kendini bana bir simit alabilir misiniz yani şuradan? Durum yok da simit almaya. Efendim? Param yok da alacak. Sizin isminiz mi söyleyeyim? Karnım açtı benim. Bir simit alabilir miyim? Paran yok mu sen? Yok abi. Olur abi. Ne gönlünden kopuyorsa yani. Çok sağ ol abi. Çok teşekkür ederim. Param yok da bir su alacağım. Su alacak param yok. 1 liram var mı abi senin ya? Orada gönlüm var mı? Lan. Yok abi ya ben söyleyemiyorum. Utanıyorum. 1 lira varsa abi 1 lira alayım ben sana. Ben siftah mı yok? Vallahi yok. Vallahi mi abi? Vallahi yok lan. Vallahi ben de. Bir su içsem yeter ya. Ben de olmayayım vallahi ben de. Tamam. Şöyle bakalım ya. Bizim halkımızın yardımseverliğini göstermek adına yaptığınız bir çalışmaydı bu. Allah'a çok teşekkür ederim. Ama o da benim yanımda. Onu dersin yani onu anlamıyorum. Yani. İnsanların yardımseverliğini gösteriyor. Çok sağ ol abi. Yanımda hiç bozuk yok. Öyle mi? Ya. Çok sağ ol abi. Hadi aferin olsun. Abi biz sosyalliğini çekiyorduk. Normalde hani ihtiyacımız yok. Çok teşekkür ederim abi. Memnun oldum abi. İsmim Emin. İsminiz neydi bu arada? Musa abi çok teşekkür ederim. Biz sosyal yere çekiyorduk. Halkımızın yardımseverliğini göstermek adına. Kameramız şurada. Bizim insanımızın yardımseverliğini gösteren bir sosyal yeneydi bu. Ne kadar efendim gözüken insanlar bir dansın. Ben bunun izninizle ücretini vereyim. Çünkü çok içten insanlar arkadaşlar gerçekten. Cüzdanımı getirin. Biz sosyal yere çekiyorduk. Çok teşekkür ederiz tepkiniz için. Ne kadar bir çay abi? Tamam ben. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Böyle toplumumuzun güzel yanını görmek çok çok güzel oluyor yani gerçekten bu içeriği yaptıkları için onlara böyle teşekkür etmek istiyorum bilmiyorum nedense. Bu insanı çok içini açan bir şey oldu aslında. Son bir tane daha var. Bir dakika kendime gelebilirsem onu da şimdi açacağım. Onu bakacağız. Ben içinden geldi verdi. Bak. Evet arkadaşlar bir videoyu bitirdik. Bu videoları izledikten sonra özellikle sonuncusunu izledikten sonra şöyle bir şey düşündüm. Bazen çok böyle komik dertlerim olabiliyor mesela işte bugün video yapamadım ve buna gerçekten dert yanıp üzülebiliyorum. Ama bu videodan sonra biraz daha şöyle bir farkında olmaya başladım. Aslında birazcık saçma sapan sebeplere can sıkabiliyorum durduk yere. Bu insanlara ben dışarıda gördükçe yardım ediyorum ama şu an bu videoda biraz daha işin görmediğim, bilmediğim kısımlarını gördüm, fark ettim ve bundan sonra da daha fazla yardım etmeye çalışacağım. Çok güzel kalpli insanlar var ve çok etkilediler beni. Tekrardan The Posta'da böyle bir içerik yaptıkları için teşekkür ediyorum. Bu videoyu burada bırakıyoruz arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Hepimize böyle bir ufak hatırlatma oldu. Yani küçücük şeyleri dert etmemek gerektiğini birazcık umarım fark etmişizdir. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Kanalıma ve The Post'un kanalına da abone değilseniz abone olabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.